Engin ve Dilan Polat çiftinin yargılandığı kara para aklama davasına kara kutu bombası düştü. Başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan fenomen Erkan Şahin'in savcılığa kritik deliller sunduğu ortaya çıkarken tanık olarak verdiği ifadeler de iddianameye girdi. Dilan ve Engin Polat'la bir dönem iş yapan Şahin'in ifadesi, Engin Polat'ın yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığını, kişisel verileri yasa dışı kaydettiğini, kara para gelirlerini kriptoya çevirip fenomenlere dağıttığını ortaya koydu. Erkan Şahin'in ifadesi, fenomenler dünyasındaki kirli ilişkilerin perde arkasını da gözler önüne serdi. Ece Rona ile tanıştıktan sonra bir video çekip sosyal medyada paylaştığını söyleyen Şahin, bunun ardından Dilan Polat'ın kendisiyle ilgili linç edici ve saldırgan paylaşımlarda bulunduğunu anlattı. Polat, Rona arasında güzellik merkezleriyle ilgili rekabet olduğunu da vurgulayan Erkan Şahin, ikilinin birbirine karşı antipati duyduğunun da altını çizdi. Kripto para geliriyle ilgili de çarpıcı açıklamalara imza atan Erkan Şahin'in anlattıklarına göre, Engin Polat, kurulan sitelere koyduğu ana parasının %40 kadarını kar payı olarak günlük şekilde kripto para olarak geri alıyordu. Kara paradan gelen geliri kripto olarak sosyal medya fenomenlerine dağıtıyordu. Engin Polat'ın telefonuna ve bilgisayarına uzaktan erişim sağlayan Şahin, Kenan Özkan, İlayda Topal ve Nez Demir'in kripto para transferinde yer aldıklarını tespit ettiğini de aktardı. İddianamede Dilan Polat'a yöneltilen örgüt yöneticisi suçlamasında Erkan Şahin'in anlattıkları da çok önemli bir rol oynadı.